Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber üretim, dağıtım ve tüketim ilişkisiyle ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlıyorum. Bir tarım ürünü tüketiciye ulaştırılana kadar hangi aşamalardan geçer? Doğru cevabımız C seçeneği. Çünkü ilk önce üretim, daha sonra dağıtım, en son tüketim gerçekleşir. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörler bulunmaktadır. Aşağıdaki verilenlerden hangisi doğal faktörler içerisinde yer almaz? Arazi yapısı, yükselti farklılıkları, sert iklim koşulları, su kaynakları doğal faktörken D seçeneğinde ulaşım araçlarının yetersiz olması beşeri faktördür. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuz, çabuk bozulabilen bazı tarım ürünlerinin bulunduğu yerlerde İşletmeler bu tarım ürününün yakınlarında yer seçimi yapılarak kurulur. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki bilgiyi destekler niteliktedir? Yani sorunun bizden istediği kolayca bozulabilen ürünlerden hangileriydi bunlar? Çay, şeker, süt ürünleri gibi ve yanında yakınında kurulan sanayi tesisini soruyor. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği çay üretimi ile çay fabrikaları birbirine yakın kurulmak zorundadır. Tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için üretim ve dağıtım faaliyetleri ortaya çıkmıştır. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi son kullanıcı olan tüketime örnek verilir? Toprak altından maden cevherinin çıkarılması üretim aşamasıdır. Fabrikalarda maden cevherinin işlenmesi yine üretim aşamasıdır. İşlenen ham maddenin mamul madde haline getirilmesi yine üretim aşamasıdır. Mamul maddenin mağazalara nakledilmesi dağıtım aşamasıdır. E seçeneğindeki mağazalarda bu ürünlerin alınıp kullanılması tüketim aşaması. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal koşulların üretim faaliyetleri üzerinde olan etkisinden bahsedilemez? A seçeneğine baktığımızda kış aylarında tahıl tarımı yapılamaz. Doğal koşullardan bahsedilmiş. B seçeneğinde soğuk geçen günlerde tarımsal verim azalır. Yine doğal koşulların etkisi var. C seçeneğinde sıcaklık değerlerinin yüksek, suyun az olduğu dönemlerde tarım verimi düşer. Yine doğal koşulların etkisi var. D seçeneğinde kuraklık vurgulanmış. Kuraklık tarım üretimi üzerinde olumsuz etki yaratır. Yine doğal koşulların etkisi var. Ama E seçeneğinde tüketimin artması tarım ürünlerine olan talebi artırır. Burada herhangi bir doğal koşuldan bahsedilmemiştir. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sanayinin yoğunlaştığı yerlerde doğal kaynak tüketimi ile birlikte enerji kaynakları tüketimi de fazladır. Buna göre harita üzerinde belirlenen yerlerin hangisinde doğal kaynak enerji tüketimi en azdır demiş. Bir numaralı merkez Amerika'dan bahsediyor. İki numaralı merkez Avrupa'nın kuzeyi. Beş numaralı merkez Japonya. Dört numaralı merkez Çin'in bulunduğu yer. Bunların hepsi sanayileşmenin yoğun olduğu bölgelerdir. Ve bundan dolayı da enerji tüketimi oldukça fazladır. Ama 3 nolu merkeze baktığımız zaman Afrika'nın orta kesimlerinde zaten gelişmişlik seviyesi düşük olduğu için sanayi faaliyetleri de yaygın değil. Bu nedenle enerji tüketimi azdır. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sanayileşme ile birlikte enerji kaynaklarının önemi de artmıştır. Taşınması, depolanması gibi bazı özellikleri nedeniyle petrol, kara taşıtlarından hava taşıtlarına kadar her alanda da kullanım alanı bulmuştur. Haritada belirtilen yerlerin hangisinde bu tür bir enerji kaynağı bulunmaz? Şimdi baktığımız zaman C seçeneğinde 3 numara Japonya'yı gösteriyor. Evet, Japonya gelişmiş bir ülke ama petrol rezervi bakımından zengin bir ülke değildir. Venezuela, Nijerya, Orta Doğu, Libya dünyanın önemli petrol üreticileri arasında yer almaktadır. Birinci ekonomik faaliyetlerin geliştiği ülkelerde, ekonomik faaliyetlerde üretim doğal koşullara bağlıdır. Buna göre harita üzerinde belirlenen yerlerdeki ekonomik faaliyetler doğal koşullardan etkilenmez.
5 numaralı yer Japonya'nın olduğunu görüyoruz ve Japonya gelişmiş bir ülke olduğundan dolayı üretim faaliyetlerinde doğal koşulların herhangi bir etkisi bulunmaz. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz, önemi büyük olan sanayi kuruluşlarının kurulduğu yerlerde bu sanayi tesisine mal üreten sanayi kuruluşları da kurulur. Bu nedenle o yöre ekonomisinde önemli bir canlılık yaşanır. Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki açıklamayı destekler niteliktedir? A seçeneğinde Karabük Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının kurulması demiş. Hatırladığınız gibi Karabük Ereğli'de Demir Çelik Fabrikası'nın kurulması orada demir çıkarıldığından değil, demiri eritebilecek yüksek kalorili taş kömürünün bulunmasından dolayıydı. O yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğine geldik. İstanbul'da konfeksiyon sanayi tesislerinin yer alması ya da C seçeneğinde Bursa'da kurulan otomotiv fabrikaları, bu fabrikaya ürün sağlayan yan sanayi kuruluşlarının kurulması, bunun her ikisi de o bölgelerin sanayi tesislerinin yoğun olmasından, ticaretin olmasından kaynaklanıyor. Yani ham maddenin bulunmasından kaynaklanmıyor. Ama D seçeneğine baktığımız zaman Adana, Çukurova'da sanayi kuruluşlarına uygun tarım ürünlerinin yetiştirilmesi doğru cevabımız olacak. Çünkü biliyorsunuz Çukurova verimli delta ovamızdır. Burada yetiştirilen tarım ürünlerine paralel olarak sanayi tesisleri de kurulmuştur. Sanayi tesislerinin yer seçiminde kıyılar önemlidir. Buna bağlı olarak sanayi kuruluşlarının büyük bir çoğunluğu kıyı kesimlerde kurulmuştur. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Kıyı kesimlerde kurulması pazarlama ve ulaşım olanaklarının fazlalığından kaynaklanır. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sanayileşme hareketi buhar makinesinin bulunmasıyla başlamıştır. Şehirleşme oranının artmasında sanayi devrimiyle başlamıştır. Buna göre harita üzerinde belirlenen yerlerin hangisinde yeryüzünde ilk sanayi şehirleri kurulmaya başlanmıştır? Hatırladığınız gibi yeryüzünde kurulan ilk sanayi şehirleri İngiltere'nin Manchester şehrindeydi. O da 4 numaralı merkez. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Geri kalmış ülkelerde enerji kullanım miktarı çok azdır. Buna göre harita üzerinde belirlenen yerlerin hangisinde enerji tüketimi çok fazladır? Eğer bir ülkede enerji tüketimi fazlaysa o ülkenin gelişmişlik seviyesi oldukça yüksektir. Sanayi tesisleri bulunur. O yüzden 4 numaralı merkez Japonya enerji tüketimi oldukça fazla olan ülkemizdir. Yukarıda verilenlerden hangisi doğal koşullara bağlı olarak üretim faaliyetleri içinde yer alması beklenmez? İç Anadolu bölgesi buğday tarımı için elverişlidir. Doğal koşullarla alakalı. Akdeniz bölgesinin kıyı kesimi turunçgiller yetiştiriciliğinde önemlidir. Yine doğal koşullar yani iklimle alakalı. Yalnız 3 nolu merkeze baktığımızda Bursa'da konserve sanayisinin gelişmesi göç olaylarıyla ilgili. Burada doğal koşullar değil, beşeri faktörler belirtilmiş. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Teknolojik kalkınmayı sağlayan ülkelerde doğal kaynak kullanımı da fazladır. Buna göre harita üzerinde belirlenen yerlerin hangisinde doğal kaynak kullanımı en azdır? Bir numaralı yer Kuzey Afrika. Biliyorsunuz ki burada Büyük Sahra Çölü yer alıyor. Doğru düzgün nüfus bile bulunmuyor. O yüzden bu alanlarda doğal kaynak kullanımı az. Doğru cevabımız A seçeneği. Sanayileşmenin yoğun olduğu alanlarda enerji tüketimi de çok fazladır. Buna göre haritada belirtilen yerlerin hangisinde enerji tüketimi sanayi tesislerinin yoğunluğuna bağlı olarak en fazladır? 5 numaralı merkez İstanbul çevresi ya da Marmara, Çatalca, Kocaeli bölümü de diyebiliriz. Sanayi tesislerinin çok yoğun olmasından dolayı enerji tüketiminin en fazla olduğu kesimimizdir. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üretim tesisleri ham madde kaynaklarına yakın yerlerde kurulur demiştik.
Buna göre aşağıda verilen sanayi tesisi ile ham madde kaynağı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Adana, mısır üretimi oldukça fazla ki hatırlarsanız mısır doğal koşullar altında Karadeniz bölgesinde yetiştirilirken sulama şartlarının iyileşmesinden dolayı Çukurova'da ya da Akdeniz'de daha fazla yetiştirilmeye başlanmıştır. A seçeneğini geçtik. Zeytinyağı üretimi Balıkesir. Balıkesir çevresinde zeytin ağaçları bulunur. O yüzden zeytinyağı üretimi vardır. Bu seçeneğe de geçtik. Ayçiçeği yağı üretimi Edirne çevresinde diyor. Ülkemizde ayçiçeği üretiminin yarısından fazlası Edirne yani Trakya çevresinde gerçekleştiriliyor. O yüzden bunu da eledik. Konya un fabrikaları biliyorsunuz ki İç Anadolu Türkiye'nin buğday ambarı. O yüzden Konya'da buğday çok yetiştirildiğinden dolayı un fabrikaları da bulunur. Ama Trabzon şeker üretimi eşleştirmesi yanlış. Çünkü şeker üretiminde çok yağış alımı gerçekleşirse o şeker pancarının içerisindeki şeker oranı azalır. O yüzden Trabzon'da şeker üretim tesisinin bulunması yanlış cevaptır. Üretim yapan bir şirketin yer seçiminde ham madde kaynaklarına yakınlık önemlidir. Buğday gibi tahılların yetiştirildiği yerlerde un, bisküvi, makarna tesislerinin yer almasına örnek verilebilir. Buna göre harita üzerinde verilen yer ile tarım ürünü eşleştirmelerinin hangisinin yer seçimi yanlış verilmiştir? Seçeneklere baktığımız zaman Dört No'lu merkezde çay üretimi söylenmiş. Yalnız çay üretimi Üç No'lu merkezin bulunduğu yer gibi Güney Asya kesimlerinde yetiştirilir. O yüzden doğru cevabımız Denizli olacak. Yani çay 4 numaralı merkezin bulunduğu gibi çok soğuk alanlarda yetiştirilemez. Diğer bir sorumuz. Dağlık alanların geniş yer kapladığı, engebenin fazla olduğu yerlerde ulaşımın zor yapılması nedeniyle dağıtım faaliyetlerinde de aksamalar yaşanır. Buna göre harita üzerinde belirlenen yerlerin hangisinde üretilen ürünlerin dağıtımı daha zor koşullarda yapılır. Yani bizden istediği aslında hangileri dağlık bölgedir diye soruyor. 1 numaralı yer kayalık dağlarının bulunduğu alan, 5 numaralı yer Himalayaların bulunduğu alan olduğu için doğru cevabımız Bursa olacaktır. Bir ülkede bir ürünün tüketilmesi nüfus miktarına, gelir seviyesine bağlı olarak değişim gösterir. Buna göre harita üzerinde belirlenen yerlerin hangisinde nüfus artış hızının fazla olmasına rağmen tüketim istenilen düzeyde olmadığı görülür. Verilen merkezlere baktığımız zaman İkinoğlu merkezde nüfus artış hızı oldukça fazla. Yalnız burada yaşayan halkın ekonomik seviyesi düşük olduğundan dolayı tüketimleri az oluyor. O yüzden doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuz. Dünyanın bazı bölgelerinde ham madde, üretim ve pazar alanları bir arada bulunurken bazı bölgelerde ham madde, üretim ya da pazar tek başına öne çıkmaktadır. Buna göre haritada gösterilen alanlardan hangisinin hem ham madde hem de üretim ve pazar alanı olduğu söylenebilir. 4 numaralı merkez Çin'in bulunduğu alan hem üretim alanıdır hem de ham madde pazar alanıdır. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sorularımız burada bitti arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki slaytta görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.